Ayşe'cim. Efendim. Hazır mısın? Hazırım. Evet, arkadaşların puanlama yaptılar. Evet. Bugün için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten çok keyifliydi. Baştan sona ben şahsım adına çok keyif aldım. Güldük, neşelendik. Havamız değişti. Evet. Bugün size yaşatabildiysem ne mutlu bana. Benim de amacım buydu zaten. Her şeyden önce eğlenmekti. Çok teşekkür ederiz bir tanem. Önce Merve'den başlayalım. Başlayalım. Sebepleri ardından da puanını görelim. Öncelikle şöyle başlayayım. Arkadaşımıza bizi çok güzel ağırladığı için çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Her şey için teşekkürler tekrar. Ben gerekli yorumları da yaptığımı düşünüyorum. Eksiklikleri gördüklerimi söyledim. Uyumsuzlukları söyledim. Bunlardan yola çıkarak sana bu puanı layık gördüm. Lütfen darılma, kırılma. Tamam. O zaman puanı görelim. Görelim. Benim Ayşe arkadaşımıza puanım 5. O kadar mı kötüydü Merve? Ya kötülükten ziyade ve en az yorum yapan sendin. Bu kadar mı kötüydü? Yok ben hani de şaşırdım. Gerçekten. Vallahi beklemiyordum ben de. Hakikaten hiç ben beklemediğim hani puan. Gerekli yorumları yaptığımı düşünüyorum. Eleştirileri yapmadım yaptığımı bile düşünüyorum. Yani. Bence uyumsuzluklar hani fazlaydı. Ama bunları yorumda bulun. Yani çok da o kadar yorum etmedin, yorum yapmadın. Yok, kendi içinde mi yaşadın ben acaba? Bu kadar uyumsuzlukları yok, kendi ben içinde mi düşündün? Anlamıyorum. Dinlendirdiğini hatta düşünmüyorum. Hatta çoğu şeyde dillendiremediysem de arkadaşlarımın yorumuna katıldım zaten. O yüzden. Yani, tekrar kusura bakma. Bilmiyorum, ben bu puanı asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani her şeyden önce ev tamam bir şekilde dekore ediliyor ama ben uğraş da verdim. Tamam hepimiz uğraş veriyoruz tabii canım, ama buna hiç diyecek hiçbir şeyim yok yani. Çok evet. Çok uğraş verdim. Peki ve diğer arkadaşların kaç verdi acaba? Hemen geçelim, belki geçelim. İyi bir puanla karşılaşırız. Ne dersin? Bilmiyorum yani, başlangıçta kötü başladım. Merve, en az yorum yapan Merve'ydi. Ona rağmen 5 verdiyse arkadaşlardan artık ne bekliyorum bilemiyorum. Öyle mi? Evet. Mesela Seda'dan ne bekliyoruz acaba? Seda'dan fena beklemiyorum açıkça söylemek öyle gerekirse de. O zaman belki moral olur biraz sana. Belki. Seda sebepleri ardından da puanını paylaş canım. Ben bugün çok eğlendim aslanım. Girişteki sürprizi çok güzeldi Ayşe'nin. Çok güzel düşünmüş. Teşekkür ediyorum ona bu yüzden. Bence de. Merdivenlerden çıkarken de bize hoş bir sürpriz yaptı diyelim. Bizi güzel karşıladı. İkramlıkları güzeldi. Salonun kasvetli ve karanlık olduğunu söylemiştim. Mutfakta masasını beğenemedim. Masası ahşap, sandalyeleri metaldi. Çeyizin güzeldi. Yatak odanda da perdeni beğenmediğini söyledim. Umarım puanımı beğenirsin. Teşekkürler. Her şey için teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Evet, puanını açalım o zaman bakalım. Açalım aslan. Gerçekten puanlarınıza çok üzülüyorum. Hani yani moral olmadı Aslı Hanım. Öyle mi? Hakikaten yani Merve'de yaşadığım kırgınlık zaten devam ediyor ve üzerine Seda ekleniyor. Hani gerçekten kıyasladığında bunu gerçekten vicdanın rahat mı? Çok merak ediyorum. Hani bunu samimi söylüyorum. Hani her açıdan samimi söylüyorum. Vicdanın rahat mı? Yani en azından tamam diğer arkadaşları görmedik ama Esra'la kıyasladığında bu konuda gerçekten bu vicdanın rahat mı bu puanda? Esra ile kıyasladığımda rahat. Yani şöyle, onda hani zaten yorumlarımda da belirttiğim gibi çok fazla eksik ve uyumsuzluk görmedim. Evet. Bugün gördüklerime kıyasen o yönde vicdanım rahat. Evet. Fadime Hanımcığım, sebepleri ve puanımız. Ben açıkçası güzel bir gün geçirdim. Çok keyif aldım bugün. Buradan eğlenerek gerçekten gönül rahatlığıyla puanımı da gerçekten hak ettiğini düşündüğüm için verdim. Evet. Genel olarak beğendim. Detaylara girdiğimiz zaman illa herkesin evinde detaya girdiğimiz zaman kusur bulunur. Kimse dört dörtlük değildir arkadaşlar.
genel olarak beğendiğim için ben kendisini bu puanı layık gördüm ve gerçekten sunum masası, evet, Esra kadar çok şık sunumlukları yoktu. Servis, hı hı, şey, ama yine de çok göz doldurucu bir masaydı bana göre. Çeşidim çok olduğu, evet, için çeşitliydi. Ona göre ne dedi? Ben bu dedi tatlıyı farklı bir tabakta sunma imkanım, evet, yok. Evet. Bu yöresel yemeği. O benim için çok sorun değildi. Ben böyle çok bir tabakta zaten. Metal yani, bir kapta sunuluyor. 20 tane açıklamaları var. Ben masayı gördüğüm zaman yoktu yani. Gözümü doldurdu benim. Hepinize. Öyle mi? Gerçekten gözümü doldurdu ve çeşitliydi. Anlatıyor zaten. Ayşe'cim. Gözüm doldurun tatlım. Gerçekten ben buradan memnun bir şekilde ayrılıyorum ve ayrıca gerçekten emek etmiş, uğraşmış, bizi, hı-hı, gerçekten eğlendirdi. Bugünkü organizasyondaki arkadaşlara da, ablalara da çok teşekkür ederiz. Evet, bizi eğlendirdiler. Biz de çok eğlenceli, teşekkür keyifli yeniden bir gün geçirdik. Ben o yüzden bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Hak eden kazansın Aslan'cığım. Hadi hayırlısı. Hayırlı olsun herkes için. Puanım 8. İnşallah beğenirsin. Teşekkür ederim ablacığım. Olumlu yorumlarından sonra bekliyordum. Ama hani, hı-hı, hala da Merve'nin puanından sonra adapte olamıyorum. Hani yani tekrar Merve ile Seda arasında bir puan var. Yani evet, Seda tamam, şaşırtmadı mı? Çok Merve'nin üstüne gitti. O mesela çünkü Merve'nin yorumda bulunmadı. Seda daha çok Seda daha çok yorumda bulundu. Hani Merve 5 tane bile yorum yapmadı ki 5 puan kırasın. Tarzlar bence kayıtta tekrar izlersin. Ben izleyicilerle karar verir o zaman Merve'cim. Tamam. Bir şey demiyorum. Gerçekten sessiz ve derinden gittin. Senin için rahatsa, sen bu gece başını yastığa rahat koyacaksan benimle bir problem ben, yok. Ben dünkü evle kıyasladığımda gerçekten rahatım. Diğer arkadaşlarımızın evini görmediğim için o yüzden bir şey diyemiyorum. Ama dünkü evle içim rahat. Peki. Esra, bir sessizleştin sen burada. Aynen, yani sürekli dünkü evde kıyaslama halindesin. Ben seni demedim şu Ayşe, az önce söyledin. Az önce söyledin. Şunu açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle burada 5 kişiyiz ve kimsenin zevki birbirine uyması mümkün değil. Mümkün değil. Sadece bizim burada baktığımız şey, atıyorum sehpan halına uymuş mu, perden koltuğuna uymuş mu gibi gibi. Sen öğretiyorsun zaten hep kuralları falan. Ben öyle olduğunu düşünüyorum Aslı Hanım. Bütün gün öğretti bize. Şimdi o zaman estağfurullah. Sebebine gelelim. Sebebim ve şu. Puanını görelim arkasından. En güzeli sen beğenmediğin ve beğendiğin şeyleri bizimle paylaş. Zaten salonunda gold'la gümüşün çok fazla olduğunu söyledim. Mutfağında da keza aynı şekilde halını, daha sonra runner'ını beğenmediğimi söyledim. Yatak odanda da birkaç bir şey eleştirmiştim. Halın olsun, yatağının yüksekliği olsun. Hazırladığın şeyler gerçekten eline emeğine sağlık. Özellikle süt helvası çok çok görsel olarak güzel duruyordu. Eminim tadı da çok güzeldir. Emeğine sağlık. Gerçekten o konuda hakkını yiyemem. Sürprizin için de çok teşekkür ederiz. Bizim için çok eğlenceli bir gün oldu gerçekten. Bugün yani dün kendi günüm olmasına rağmen ben bugün daha çok eğlendim diyebilirim gerçekten. Evet. İnsan kendine olunca panik oluyor, evet, tabii. Biraz da kızlarla da birbirimize alışıyoruz. Hani evet, ondan kaynaklı da bir durum olabilir. O yüzden ben verdiğim puanı hak ettiğini düşünüyorum. Keza yarınki evleri bilmiyorum ama kendi evime kıyasla hak ettiğini düşünüyorum kesinlikle. Puanını hiç merak ediyorum ben şu an Esra Hanım. Ben de merak ediyorum. O zaman görelim. Ayşe, benim sana puanım 5. Ben yapılan yorumlara istinaden hani sizin puanlarınıza çok şaşırırım. Hakikaten çok şaşırırım. Yani seni yine pek fazla şaşırmadım Esra, ama Merve sana yani ben de tamamen hayal kırıklığı, yani tarz, yeri geldi bazı yerlerde tarzlar uyuşuyor, benim tarzımla uyuşuyor. Buna yakın belki evde, evimde siz de buna yakın şeyler göreceksin dediğin yerler oldu. Hani Esra ne kadar ağır yorumlar yapmasına rağmen 5 verdiği yerde, senin de hiç yorum yapmadan 5 verdiğin yer, bilmiyorum herhalde gününü mü bekliyorsun artık, neyi ama bekliyorsun şöyle bilmiyorum şey, gerçekten. Ama şöyle bir şey, tarzımızın uyuştuğu yer tek sadece senin o özel odandaydı. Yoksa hani benim için hiçbirinizin tarzı zaten uyuşmuyor. Ben tarzıma göre de puan vermiyorum size. Tamam. Sadece tabii uyumunuza, eksiğinize, evet, göre puan veriyorum. Ne eksikti? Bir saysana. 5 puanlardan kendin bana bir say. Burada sehpalarını eleştirmiştim. Sehpalarından dolayı.
Daha sonra halını ben beğenmedim, dile getirmedim ama halını beğenmedim. Arkadaşlar bahsetmişti zaten. Perdelerde aynı şekilde uyumu çok net göremedim. Genel anlamda evinde bir karanlık, boğuk, basık bir görüntü hissettim. Mutfakta aynı şekilde halın küçüktü. Masanın üzerindeki örtü ve dekoru beğenmedim. Sandalyelerini beğenmedim. Daha sonra yatak odasında yatağım çok yüksek. Hani odada böyle çok yüksek ve... Yok, ben kullanabiliyorum. Benim boyumu etkileyen bir şey değil sonuç itibariyle. Kullanış açısından evet. Pek bir şey demiyorum ama... Uyuma bakıyorsunuz ya hani... Şöyle bir yüksek, bir hani Mermedim, ortada bir dal varmış ya, hani gibi bir görüntü var. Renk uyumu diyorsun ya. Renk uyumu işte... Uydurmak, yatağın boyutu çok daha... Sen Merve'ye çok yükleniyorsun ama... Bence Esra'ya da bir şey sorman gerekmiyor mu? O gün ne demişti? Seda 5 puan verince hiçbir gelin 5 puanı bence hak etmiyor. Çok emek var demişti. Ben o yüzden Esra'nın 5 puanını senden daha fazla şaşırdım. Fadime Hanım ben bana kim ne muamele yaptıysa aynı muameleyi yaptım herkese. Ama bu hoş bir şey değil. Ne hak ediyorsun şekilde, onlar? Ben sana kötü hak ettiğini bir muamele düşünüyorum. Bir dakika. Sana 5 puan mı vermişti? Bana 6 puan verdi. Sen de onun bir 6'ını mı vermek istedin? Bilerek mi yaptın? Bilerek yani? Kesinlikle değil. Ama kendilerine söyledim. Kim bana nasıl muamele görüyorsun? Siz bana 6'lık 5'lik muamele yaptınız. Ben de dedim ki demek ki gerçekten bir şeyler eksik olunca emekler de hiçe sayılıp 5-6 verilebiliyormuş. Bana o gün bunu öğrettiniz. Bana dün gerçekten bunu öğrettiniz. Ben Fadime Hanım... Sen öğrendin de verdin o puanı. Biz öğrenmeden verdik. Esra'cığım sen 5 puan hak ediyor dediğin için. Özgürdünüz. İstediğiniz puanı verebilirdiniz. Ben şu an söylemek istiyorum ama açıkçası ben Fadime Hanım'ın puanına da biraz şaşırdım. Yaptığı eleştirilerden sonra. Ya eleştir illa olacak. Ufak tefek yani detaylara girdiğim zaman arkadaşlar yani, hepimiz evinde yani, kusur bulabiliriz. Fadime Hanım'ın 8 vermesinde ne gibi bir şey var düşüncesinde? Yani yaptığı eleştirilere göre ama ben çok fazla. Kötü fazla olduğunu düşünüyorum. Fazla değil. Ben şimdi Esra'ya 7 verdim. Peki neden Fadime Hanım 8 verdi? Ama Esra'ya 7 verdim. Şimdi Esra'nın evini de beğendim. Gerçekten hakkını yiyen ben kesinlikle Fadime ablanın gününü oynadığını hiç düşünüyorum. Sana da 7 verdi. Kesinlikle asla. Gününü oynadığını düşünüyorum. Bu açık ve net bir şekilde belli. Senin yarın kendi günün. Sen benim evimde yapmadığın eleştiriyi burada yaptın ve çünkü buna rağmen gerçekten 8 verdin. Bana eleştiriye kapalı olduğunu söyledin. Evet. Ayşe'ye ben eleştiri yaptım da Ayşe gayet güzel. Benim evimde daha çok eleştiri yaptın evet. Diyor. Yapmadım. Tatlım senin evinde hiçbirimiz eleştiri yapmadık bile biz. Toplamda 24 puan aldın Ayşe'cim. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Gününü oynuyorlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü kendileriyle çeliştiler. Yaptıkları yorumlarla çeliştikleri için gününü oynadıklarını düşünüyorum. Peki özellikle Merve seni neden bu kadar üzdü? Çünkü en sessiziydi. Yani yorum yapmayanıydı. Tamam sessiz olmak bir kişiliktir belki ama fikrini beyan edersin, söylersin, ona göre puan verirsin. Ama fikrini beyan etmeden direkt verdi. Bilmiyorum. Kendine rakip gördü bence beni. Ayşe bana çok fazla kırıldı ama bence biraz da diğer kızların yorumları ve puanlarını kıyaslasaydı ben yorumlarım ve puanlarımın eşleştiğini düşünüyorum. Kızlar Ayşe'nin misafirperverliğine gerçekten haksızlık ettiniz. Bizi çok güzel ağırladı, çok da güzel sürprizler yaptı. Ayşe gelin bizi gerçekten çok tatlı karşıladı. Enerjisi çok güzeldi, bir sürü hazırlıklar yapmıştı. Neşeli, pozitif bir gelindi. Sürprizlerine bayıldım. Masasına gelince epeyce bir yormuş kendisini. Kendi yöresine ait, eşinin yöresine ait birçok lezzeti hazırlamış. Hem de kendisi tek başına yapmış. Ben onu tebrik ederim. Güçlü de bir çeyizi vardı. Bu arada kızlar evet biraz düşük puan verdiler. Ama onlara çok saygılı ve dik durmaya çalıştı. Gözleri doldu. Ben çok üzüldüm ama kendisini tuttu ve gayet güzel cevaplar verdi. Ayrıca eşiyle de harika bir mutlulukları var. Özellikle o nostaljik odasına bayıldım. Onların evlenmeden önceki hayalleriymiş böyle bir odasının olması. Tatlış böyle birbirine yakışan bir çift. Güzel bir ev. Allah yuvalarında mutlu, huzurlu, uzun uzun ömürler nasip etsin. Her şey gönlünce olsun Ayşe'cim. Benim sana puanım 8. Ayşe Gelin'in gün sonunda rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Merve Gelin 5, Seda Gelin 6, Fadime Gelin 8, Esra Gelin 5 puan. Yarışmacımız Aslı Hünel'den ise 8 puan aldı ve toplamda 32 puana ulaştı. Yarın Fadime Hanım'ın evini gerçekten çok merak ediyorum. Eksiklikleri varmış. Bakalım nasıl bir gün bizi bekleyecek. Ve yarın Fadime Hanım'ın evinde olacağız.
İnşallah. Evet, heyecanla bekliyorum. Bizi neler elime bekliyor olacak? İnşallah. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında Bursa'da Fadime Hanım'ın evinde yarışacağız. Bakalım bizi yarın neler bekliyor olacak. Şimdilik görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Bizimle kalın.